Arkadaşlar merhabalar bu videomda 11. sınıf akademi serisinde çember ve daire konusunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çember ve dairenin 17. videosundayız. Konu anlatımını bitirmiştik. Testlere geçmiştik. Testlerden de şimdi test 4'ün çözümünü yapacağız. Evet kitabımıza hemen bakıyoruz. Kitabımızda sayfa numarası 199 ve 200'ü çözeceğiz. Alanlar, kitap olanlar kitaptan zaten çözebilir. Olmayanlar videonun açıklama kısmında link var. O linke tıkladıktan sonra 7. pdf olması lazım. Yani testler yazıyor. Çember daire testler yazıyor. Oradakini indirip kendiniz çözün. Önce çözün. Ondan sonra çözemediğiniz sorulara bakın. Hepsine buradan bakmayın. Anlaştık. Hadi bakalım. Testlerin çözümlerine başlayalım. Birinci soruda şöyle bir teğet teğet vermiş. Ne oluyordu? Teğet teğet olunca bunlar birbirine eşit oluyordu. Yani 2x 10 eşittir x 2'den. x de buradan 8 buluruz. Bizden 8 isteniyor. Cevap denizli oldu. 2'ye geldik. Merkez varsa teğet varsa çektik. Merkez varsa teğet varsa çektik. İki eşit parçaya böldü mü? Böldü. Hocam bu da yarıçap, Bu da yarıçap. çap. E, ne oldu? Merkezden eşit uzunluktaki olan kirişlerin uzunlukları da birbirine eşit. Yani bunlar da çizgiye çizgi olacak. Çizgi dediğimiz x artı 1. Burası da x, 2x eksi 4. Birbirine eşit olmak zorunda. Yani 2x eksi 4 eşittir x artı 1 diyeceğiz. Ve x'i de buradan 5 bulacağız. AB isteniliyor bizden x'i 5 bulduysam burası kaç çıkar? 6. 6 ise burası da 6. Toplamda 12 oldu. Cevap Ceyhan oldu. Geldik 3'e. O merkezli ve AB çaplı bir çember verilmiş 2 birim. Bak t, t T birbirine eşit. T T, -t birbirine eşit. Eğer çapı nedir diye soruluyor. Bunlar T, -t doğrularıymış bu arada. Arkadaş t, t olduğu için burası 90, burası da 90'dır. Varsa anahtar kelime kullan. E, kullanırsam da merkez teğet çektik. Karşıma dik üçgen çıkıyor mu? Çıkmıyor. E, ne yapacağız hocam? Vallahi arkadaş amaç işte dik üçgen oluşturmak değil mi? Evet. Genelde dikdörtgenle de dik üçgen oluşturuyorduk. Anahtar kelimeli olmuyorsa çiz dikdörtgenini. 2 ise 2 oldu. Burası da 2 oldu. Dikdörtgenden e burası R yken burası da R. Burası 2 R mi oldu dikdörtgenden? Evet. Aa, Pisagor. Burası 6. Burası 2. Ve 6'nın karesi eşittir. 2'nin karesi artı 2 R'nin karesi değil mi? Evet. 36 eksi 4 eşittir 4 R kare yaptı. Yani 32 eşittir 4 R kare oldu. E buradan R kare eşittir 8 oldu. R'yi de buradan kök 8 yani 2 kök 2 olarak buluruz. O zaman çemberin yarı çap işleniyor. Cevap akçay oldu. Üçüncü soruda geldik dörde. Arkadaş t t birbirine eşit. Yani 3 ise 3. Hocam t t birbirine eşit. 11 ise burası da 11 olacak. Sonra 5 verilmiş ac. Ac 5 ise o burası 2 oldu. E t t birbirine eşit 2. 11 ise buraya kaç kaldı o zaman? 9 kaldı. Bizden ne isteniyor? B c. 9 isteniyor. Cevap Balıkesir yaptı. 4. soru. 5'e geldik. Merkez varsa teğet varsa çektik. Yarı çap burası yarı çap burası. E burası da R. Toplamda burası 2R oldu. E hocam bu yarı çap en etkili silah. Kullanmayı unutma. E hocam burada ne çıktı o zaman? Bak. Şurada. Niye sildim ben orayı? Dur bakayım. ha Şöyle siyah takılı kaldım. Burada bir dik üçgen çıktı ve 90'ın karşısı 2R. Hangi açının karşısı R'dir? Tabii ki 30'un. O zaman alfayı böylelikle 30 derece bulduk. Bizden de o isteniliyor. Cevap balık kesir yaptı 5. soruda. 6'ya geldik. Evet Ali Bey uzunluğu 2x eksi 4 verilmiş. CD uzunluğu da x artı 2 verilmiş. Ortak dış teğet uzunlukları birbirine eşit. Oradan yapabilirsiniz. Ya da şunları uzatsan. Hocam şu teğet şu teğet birbirine eşit. A A. Hocam bu teğet bu teğet birbirine eşit. E ee, burada bunlar birbirine eşitse A artı bilmem ne ile A artı bilmem ne. O zaman bilmem neler de birbirine eşit olmak zorunda değil mi? Evet ispatıyla yaptım. 2x 4 eşittir x artı 2'den. X'i de böylelikle 6 buluruz. Cevap ne çıktı? AB uzunluğu isteniyor. AB x yerine yani 2x eksi 4 isteniyor. 6 koyarsam 12 eksi 4'ten cevap 8 çıkar. 6. soru Denizli. Geldik 7'ye. Çemberden etkili silahımız. Bak dikdörtgen burası 12 verilmiş. Alan 108 verilmiş. E 108 ise 9 mu yapıyor arkadaş diğer kenar? Aynen. En etkili silahımız neydi? Yarı çap. Çiz yarı çapını. Hocam dikdörtgenden dolayı 9'sa 9 ise 9, 12 ise 12. 9, 12, 15 üçgeni dikkat et. Bu bir yarı çap. AD isteniyor benden. E, bu da yarı çap diyeyim şöyle. Evet. 15 ise bu da 15'tir. E o zaman buraya kaç kaldı? 3 kaldı. Yani cevap Edremit yaptı. AD isteniyordu bizden. Cevap 7. soruda edelim. Geldik 8'e. Merkez varsa teğet varsa çektik. Anahtar kelimeyi uygula kardeşim. Bak küçük çemberin yarıçapı. A büyük çemberin yarıçapı da 2R oldu. E hocam burası da R değil mi? Evet. E şimdi Pisagor yapamıyoruz. Başka türlü bir şey yapmamız lazım. Ne yapabiliriz burada? Şu büyük çemberde şu çap değil mi? Evet bunu kullanmam lazım. Üçü kullanmam lazım. Hocam şuradan böyle çizsek olmaz ki yarıçap çizmemiş oluyoruz. Hocam buradan yarıçap çizsem bu da olmaz. Burayı kesip geçiyor. Sıkıntı yaratır bana. Hocam burada merkez kiriş çektik yapsam. Evet olabilir ama olur. 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 Güzel olur. Buradan da yapabiliriz. Merkez kiriş çektik de 2 eş parçaya bölmeyecek mi burada? Bölecek. Bak bir de burada 2'ye 1 oran var. Yani 2 enken burası en olur. Merkez kiriş çektik. 2 eş parçaya bölecek. 2 en olacak. O zaman buraya da en kaldı diyebiliriz. Birinci yol bu. En 3 yaptı. X de 3 en. Yani cevap 9 oldu diyebiliriz. Ya da bir sonraki yolda nedir? Merkez kiriş çektik yapmadan. Hocam burada bir çap var ya. Çap. Şunu şöyle çizersem çapı gören çevre açı 90 derecedir. A 3'e 1 oran var temel orantıda. 3'e 1 oran olacak. Yani 3 A ise A olacak. A 3 ise 3 A'da kaç yapar? 9 yapar. Oradan da ikinci yol olarak da bunu göstermek istedim. Bazen çapı gören çevre açığında 90 derecede bu şekilde kullanıyoruz. 8. soru C geldik? 9'a. Anahtar kelimeler kardeşim. Merkez varsa teğet varsa çektik. Merkez varsa kiriş varsa çektik. 2 eş parçaya böldü. 2'ye 2. Iki. Ondan sonra cama burası da x'e bak dikdörtgen çıktı burada değil mi? Hocam dikdörtgen çıktı burada. Dikdörtgenden dolayı 3 ise yukarısı 3. Ala yarı çap 3 çıktı. Çok güzel bizden de x isteniyor. Takıldık kaldık. Takıldığımız zaman en etkili silahımızı kullanacağız. Neydi? En etkili silah yarı çap. Yarı çapı kullan bakayım. Hop yarı çapı çiz böyle. Hocam yarı çapı çizince yarı çapında 3 olduğunu biliyoruz zaten. 3 al sana Pisagor. 3'ün karesi eşittir. 2'nin karesi artı x'in karesinden. 9 eksi 4'ten 5 gelir. x kare. E ee, böylelikle x de kök 5 buluruz. Evet bizden de bu isteniyor 9. soru Balıkesir. Çıkar. Geldik 10. soruya. Çemberler birbirine değiyor. Çemberler birbirine değdiği zaman hemen ne yapıyorduk? Merkezleri birleştir. Bunun yarıçapı 9 verilmiş. CD'de bize 18 ve AB'de 12 verilmiş. Yani bu da 6 6. Hemen merkezleri birleştir. Bunun yarıçapı 6, bunun yarıçapı 9. E sonra Pisagor. Burası kaç? 15. 9, 15 ne üçgeni? 9, 12, 15 üçgenler 12 çıkar burası. Dolayısıyla x'i de 6 buluruz. Cevap Edremit çıktı. 10. soruda. 11'e geldik. 11'de paralel verilmiş. Bu bir çeyrek çember. Çeyrek çember olduğu için 90 derece. Bunlar paralel verildiği için 90 ise yönde 90. Yani burası da 90 çıktı. Yarı çap uzunluğuna bakar mısın? 10. En etkili silahımız yarı çap. Al sana yarıçap. Burası 10 ya. Hocam şurada ne çıktı? Bir dik üçgen çıktı. Dik üçgene bakar mısın? 6'ya 10. 6, 8, 10 üçgeninden. Burası 8. 4'ü buradaysa buraya da 4 kaldı. Bir de burada Pisagor. X'in karesi 4'ün karesi artı 6'nın karesi olur. 16 artı 36 52 olur. X de buradan kök 52 çıkar. Bu 4 çarpı 13 olduğundan 4 dışarıya 2 diye çıkacağından cevabı 2 kök 13 diye ulaşır mıyız? Evet ulaşırız. Cevap Balıkesir çıktı 11. soruda. 12'ye geldik. Sözel bir soru. Şekli çizeceğiz. O merkezli bir çember çiziniz. Çizelim. Hop çok kibar bir şekilde söylemiş. Biz de çizelim bakalım şöyle. O merkezli bir çember çizdik kardeşim. O dedik. Çemberin merkezinin üst kısmında bir AB kirişi. Çemberin merkezinin üst kısmında bir AB kirişi alalım. İle alt kısmında bir CD kirişi çiziniz. CD kirişi de şöyle çizdik. Birbirine paralel olan bu kirişler, bunlar da birbirine paralel vermiş. Doğru çizmişiz yani sıkıntı yok. Oluşan birbirine paralel olan bu kirişler ile oluşan daire parçaları katlandığında merkezde çakışmaktadır. Yani sen bunu böyle katladığında, bunu da böyle katladığında tam merkezde çakışıyormuş. Yani ne demek istiyor? Hop bu buraya geldi demek istiyor. Şu şuraya geldi. Bu da buraya geldi demek istiyor. E arkadaş burada merkez kiriş çektik yapsak bak bak bak. Merkez kiriş çektik yapsak. Bu arada bu katlamada bu buraya geldi ya. Katlamada burası şunlar birbirine eşit değil midir? Evet. Buraya A, -A dersem kirişler arasındaki mesafede 12 birim verilmiş. Bu yarı çap 2 oldu. E burada da şu katlamadan dolayı bunlar birbirine eşit olacak. E hocam bu da yarı çap ya çizgi çizgi olacak. O zaman burası da A, A olmaz mı? Olur. Çünkü yarı çap 2 A 2 A 2 A iki eşit parçaya böleceğim A, A oldu. Şimdi burası da 90 derece ya. 90 90. Yani şu paralel iki kiriş arasındaki mesafe 2 A oldu. 2 A'yı kirişler arasındaki mesafe 12 verilmiş. A buradan 6 çıkar. Çemberin yarı çapı isteniyor. E yarı çapa bakar mısın kardeşim? Yarıçap zaten 2A. E biz A'yı 6 bulduk. Yarı çapta 2A olduğundan dolayı o da kaç çıkar? 12 çıkar. Yani cevap C yapar 12. soruda. Evet gençler böylelikle test 4'ü de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki testin çözümünde yani test 5'in çözümünde görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşçakal.